Evet, burada da bir sıkıntımız yoksa şöyle devam edelim. Bir tane çözümlü örneğimiz var. Hemen arkadaşlar sirke diyorsa, değil mi? Bunun hemen asit olduğunu zaten söyleyebilmemiz gerekiyor. Sabunlu su diyorsa da bunun baz olduğunu söyleyebilmemiz gerekiyor. Birincisi hangileri ikinci kaptaki karışım için, yani sadece ikinci kaptaki karışım için doğrudur diyor. Şimdi pH 7'den küçük, bu yanlış. Yani bu birinci kap için doğru. Buranın çünkü pH 7'den küçük. Buranın pH'i 7'den büyük çünkü. Kırmızı turnusol kağıdının rengini sadece ikinci, evet, maviye çevirir. Buna katılıyorum. Elektriği iletir diyor arkadaşlar. Her ikisi de ne yapacaktır? Elektrik akımını iletecektir sonuçta, sirkeli ve sabunlu su. Dolayısıyla bunu da almıyorum. O yüzden arkadaşlar burada soru olsaydı cevabımız ne olurdu? Yalnız 2 olurdu. Evet, hala derse giren arkadaşlarım var. Onları almaya çalışıyorum bir yandan da. Evet, devam ediyorum. Yine bir çözümlü örnek var. pH'i 10 ise arkadaşlar, bu arkadaş bazdır. pH'i 7 ise nötrdür. Hidrojen iyon sayısı OH iyon sayısından daha fazlaysa, o zaman bu arkadaş da nedir? Asittir. Birinci kapta H iyonu sayısı OH'tan fazladır diyor. Yanlış. Tam tersi olması gerekiyordu. İkinci kaptaki çözeltinin nötr olduğunu zaten söyledik. Üçüncü kap, evet, asit olduğu için bence de pH'ının 7'den küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla yanlışı sorduğu için arkadaşlar birinci öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi burada cep notu var. Yine AYT'de bunları da göreceğiz. pH hidrojen iyonu değişimine deniyor. POH da aslında hidroksit iyonu değişimine göre belirleniyor arkadaşlar. Ve bu sulu çözeltilerde eğer 25 derecedeyseniz, bir çözeltinin pH'ı ile POH'ının toplamının 14'ü vermesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Mesela bir asit çözeltisisin ve pH değerin 2, tamam mı? pH değerin 2 ise o çözeltide sonuçta OH iyonları da var, değil mi, çözeltiysen? Dolayısıyla OH iyonlarının da bir derişimi olacaktır ve onların da yine İşte çeşitli logaritmaları alındığında, mesela pH değerin 2 ise arkadaşlar POH değerinin 12 olması gerekiyor. 12 olmak zorunda ve bir çözeltinin asit mi baz mı olduğunu anlayabilmek için biz her zaman pH'e bakıyoruz. Bunu da unutmayın lütfen. Şimdi moleküler düzeyde asitlik bazlık var. Hadi gelin birazcık da ona bakalım. Günümüzde kullanılan, bakın, ilk asit baz tanımı Arrhenius tarafından yapıldı. Arrhenius bize çocukluğumuzun asit baz tanımını yaptı aslında. Dedi ki suya, suda çözüldüğünde işte H artı iyonu, yani hidronyum iyonu, daha önce de bahsetmiştim hatırlıyorsanız, veren maddeler asittir. Suda çözüldüğünde suya OH eksi iyonu veren maddelere de ne dedik? Bazdır dedik ve bu şekilde bilgi gitti. Şimdi asitlerin özelliklerini bir kez daha değineceğiz. Föy ne diyorsa onu yapıyoruz. Tatları ekşidir diyor. Suda hidronyum iyonu oluştururlar diyor. Suda iyonlaşarak çözündüklerinden sulu çözeltileri tabii ki elektroliktir. Yani elektrik akımını iletir diyor. Mavi turnusol kağıdını asitler neye çeviriyordu? Kırmızıya çeviriyorlardı. Sulu çözeltilerinde pH değerleri 7'den küçüktü. Aşındırıcı, tahrip edici, tahriş edici, yani korozif etkileri vardı. Şimdi alkali metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturacaklar. Bunu konuşacağız zaten, baya baya konuşacağız. Yine karbonatlı bileşiklere etki ederek karbondioksit gazı oluştururlar. Bunu da bayağı konuşacağız. Birkaç ders sonra arkadaşlar. Hani şimdiden aklınızda tutun ama özel olarak zaten bu bilgiler anlatılacak size. Cilt üzerinde yakıcı ve tahriş edici etkileri vardır. Yani o yüzden ciltle temasından sakınmamız gereken maddelerdir. Ve bazlarla da tabii ki ne yapar?
nötrleşme tepkimesi verirler. Şimdi artık bu konuyu işlediğimize göre arkadaşlar asitleri tanımanız gerekiyor. Yani kimin kuvvetli asit, kimin zayıf asit olduğunu tanıyabilmeniz gerekiyor. Şimdi bir kuvvetli asit, kuvvetli baz, zayıf asit, zayıf baz kavramımız var. Şimdi hemen ona değinmek istiyorum. İleride çok daha net değineceğiz ama şimdi kuvvetli dediğim şey arkadaşlar bu asit de olsa, baz da olsa hiç fark etmez. Kuvvetli dediğim şey suda %100'e yakın çözünen maddelerdir. Yani sen 1 mol atıyorsan bu 1 molün tamamı çözünüyor demektir, tamam mı? Mesela hemen örnek vereyim. Mesela sen HCl asiti kuvvetli bir asittir, tamam mı? Suda H artı ve sel eksi olarak çözünür. Mesela sen HCl'den buraya 1 mol koyduysan başlangıçta bunlardan yok değil mi? O kadar kuvvetli bir asittir ki bu 1 molün hepsi arkadaşlar çözünür. Dolayısıyla buradan 1 mol ne çıkar arkadaşlar? Hidrojen çıkar. Mesela yine kuvvetli asit olarak en meşhurlarını söylüyorum. H2SO4 arkadaşlar. Suda nasıl çözünür? 2H artı SO4 eksi 2 olarak çözünür. Mesela bundan da 1 mol koyduysan dolayısıyla şu iki katsayılıdan ne oluşacaktır arkadaşlar? Bunlardan yoktu. Bunun tamamı çözülerek mesela iki katsayılıdan da ne oluşacaktır? 2 mol hidrojen iyonu oluşacaktır. Yine kuvvetli asitimiz arkadaşlar HNO3 kezzap biliyorsunuz nitrik asit. Bu da H artı NO3 eksi olarak çözünecek. Yine mantık aynı. Sen bundan da 1 mol aldığında bunlardan daha yok. Ama kuvvetli bir asit olduğu için tamamı ne yapacaktır? Çözünecektir. Ve dolayısıyla bunların çözeltileri elektrik akımını çok 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 iyi iletecektir. Peki zayıf asit ya da zayıf baz dediğimiz kavram ne? Arkadaşlar %100 kesinlikle iyonlaşma yok. Hatta çok 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 az iyonlaşma var. Mesela zayıf asitlerin en meşhurlarından bir tanesi arkadaşlar HF asitidir. Hidroflorik. Buna cam asiti demiştik hatırlıyorsanız. Camı etkileyen tek asittir bu. Mesela HF yani hidrojen florür şu şekilde ayrılır. Mesela aynı bunlar gibi başlangıçta 1 mol alayım. Tamam mı? Bunlardan daha yok. Şimdi bu o kadar zayıf bir asittir ki dolayısıyla çözünmeyi çok da beceremez. Mesela ben 1 mol attıysam bunun kaç molü çözünür biliyor musunuz? 0 virgül sallıyorum. 0,1 molü mesela reaksiyona girer. Bir katsayılıdan 0,01 giriyorsa mesela bir katsayılıdan da 0,01 mol ne yapacaktır? Reaksiyona girecektir. Oluşacaktır. Anlatabiliyor muyum? Mesela burada 1 mol attın. Ortamdaki hidrojen iyonu 1 molken burada da 1 mol attın ama ortamdaki hidrojen iyonu 0,01 mol. Yine arkadaşlar en meşhur zayıf asitler HCN yani hidrojen siyanürdür. Bu da yine çok zayıf bir asittir. Yine arkadaşlar zayıf asitlerden asetik asit en meşhur zayıf asitlerden bir tanesidir. Zaten asitlerle ilgili hani sadece bunları bile bilmeniz yüksek ihtimal yeterlidir. Şimdi hemen kitaba dönelim isterseniz. Mesela şu HCl, H2SO4, HNO3. Arkadaşlar bunlar kuvvetli asit. Şu mesela buraya dediğim gibi HF'i eklemek isterim. Bir de HCN'yi eklemek isterim. Bunlar da çünkü bilinmesi gereken asitlerden. Bunlar da nedir arkadaşlar? Zayıf asittir. Dolayısıyla şu arkadaşların sulu çözeltileri elektrik akımını çok iyi iletirken şu arkadaşların sulu çözeltileri elektrik akımını çok da iyi iletmez. Ama mutlaka iletir.
elektrik akımını iletmez diye bir şey yok arkadaşlar. Mutlaka iletir ama çok ama az. Tamam. Bazların özelliklerine bakalım, yeniden değinelim. Tatlarının acı olduğunu söyledik. Suda çözünürken hidroksit iyonu oluşturduklarını söyledik. Tabii ki solu çözeltileri elektrik akımını iletecek, az ya da çok. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirecekler. Ciltte karganlık hissi oluşturacaklar. Tahriş ve yine tahrip ediciler. Solu çözeltilerinde 25 derecede ise eğer pH değerleri 7'den büyük olacak. Bunlar aktif metallerle tepkimeye girmiyor. Söyleyeceğiz. Sadece amfoter metallerle, çünkü reaksiyona giriyor arkadaşlar bazlar. Ve asitlerle de ne veriyor? Tabii ki nötrleşme tepkimesi veriyor. Şimdi burada da yaygın olarak kullanılan bazları söylemiş. Şimdi hemen söyleyeyim. Burada eklemek istediğim bir tek şey var burada. Gümüş hidroksit var. Şimdi sorularda arkadaşlar şu bazlar kuvvetli baz olarak anılırken, tabii kendi aralarında kuvvetleri yine kıyaslanır. NH3 ve AgOH dediğim, bunları lütfen not alın. Bunlar da zayıf baz olarak sorularda zaten karşımıza çok fazla çıkacak AYT'de. Dediğim gibi hepsini konuşacağız. Dolayısıyla mesela burası %100 iyonlaşırken burası çok az iyonlaşır. Dolayısıyla buranın solu çözeltisi elektrik akımını çok iyi iletirken buranın solu çözeltisi elektrik akımını çok az ne yapacaktır? İletecektir. Aman dikkatimiz var. Şimdi yapısında her hidrojen atomu bulunana, değil mi, atlamamak gerekiyor asit diye. Dolayısıyla mesela CH4, NH3 asla bir asit olamaz. Bu asla bir asit olamaz. Bu olduğu gibi yapısında öyle her OH bulunan da baz olmaz arkadaşlar. Mesela CH3OH 100 öğrenciye sorsam valla birçoğu buna baz der. Şuradaki sırf OH'tan dolayı olmaz. Peki nasıl ayıracağız? Çok küçük bir tiyo verebilirim bununla ilgili. Arkadaşlar bazlarda OH zaten bir metale bağlanıyor. Mesela bakın, metal artı OH baz. Metal artı OH baz. İşte metal artı OH baz. Metal artı OH baz. Burada mesela bir NH3 var sizin kafanızı karıştıracak olan. OH'ı olmayan tek bazdır bu. Meşhur da bir bazdır. Amonyak zaten biliyorsunuz. Şimdi metal artı OH yani baz olduğunda, ama mesela CH3OH bu alkoldür arkadaşlar. Baz değildir. Yani hadi alkol olduğunu bilmesen bile en azından baz olmadığını bilmen gerekiyor. Çünkü CH3 biliyorsunuz bir metal değil, değil mi? Mesela C2H5OH asla baz değil. Bu da mesela alkol. Çünkü C2H5 metal değil biliyorsunuz. Ya da CH3 COOH, eyvahlar olsun şuna baz diyen arkadaşım, bilmiyorum yani ne yapsak. Bu asittir, değil mi? Asetik asittir, sirke asitidir söyledik. Bu tür sorularda da uyanık olmak zorundasınız. Tamam. Evet, oda koşullarında bulunan bazlarla ilgili diyor. Şimdi oda koşulları ne? Yani 25 derece demek istiyor. Bunu sürekli tabii ki belirtmek zorunda. Çünkü dereceyi bilmeden pH'ın 7 mi, 7'den büyük mü, küçük mü olduğu hakkında fikir yürütülemez. Şimdi bazlarla ilgili diyorsa, bence de solu çözeltilerinde OH iyon sayısı tabii ki H iyon sayısından daha fazla olacak. pH değeri de ne olacak? 7'den büyük olacak. Tabii ki solu çözeltileri elektriği iletir. Ne dedik? Ama çok ama az dedik. Evet, şimdi X'in tadı acıymış. O zaman şuna baz diyebiliriz. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyormuş. Asit diyebiliriz. Kireç taşı ile etkileşiminden. Şimdi kireç taşı ile etkileşiminden arkadaşlar, kireç taşı dediğim kimdir? Kalsiyum karbonattır. Ve şurada bir şey söylemiştik ve
Bunu ileride tekrar edeceğimi de söylemiştim. Şurası arkadaşlar, karbonatlı bileşikleri etki ederek asitlerden için söylemiştik bunu. Karbondioksit gazı çıkartır demiştik. Şimdi kireç taşı da dikkat ederseniz karbonatlı bir bileşiktir. Ve bununla etkileşiminden eğer Z karbondioksit gazı çıkarıyorsa o zaman Z de tabii ki nedir arkadaşlarım? Bir asittir diyebiliriz. Şimdi X fenolfitaleyn ile pembe renk verir diyor. Ve bakın dikkat ederseniz fenolfitaleyn indikatörü asitik ortamda renksizmiş, bazik ortamda pembe renk alıyormuş. O zaman X'in şeyi de baz olduğuna göre bence de fenolfitaleyn ile pembe renk verecektir. Y'nin sumuç özentisinde H iyon sayısı yani hidronyum iyon sayısı OH'tan azdır diyor. Arkadaşlar daha fazla demesi gerekiyordu. Çünkü Y asit şu şekilde olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Z'nin sumuç özentisinin pH değeri 7'den küçüktür, katılıyorum. Çünkü Z'ye ne dedik? Asit dedik arkadaşlar. Dolayısıyla 7'den ne olacaktır? Küçük olacaktır. Cevabımız nereye gider? Ceyhan'a gider. Bir de arkadaşlar asit ve bazların neleri var? Suda iyonlaşmaları var. Şimdi asit ve bazları aslında biz iyonlaştırırken hep kısa yollu kullanıyoruz. Mesela şurada da dikkat ederseniz bak hep H, işte H, H. Yani aslında suya H verdiği yok. Suya aslında hidronyum iyonu veriyor. Yani H3O artı iyonu veriyor. Bunu daha önce de söylemiştim hatırlıyorsanız. Normalde zaten bizim şöyle iyonlaştırmamız gerekiyor. HCl sıvısı, değil mi? Aslında olması gereken bu. Su sıvısıyla bir araya gelecek, değil mi? Buraya sel eksi suda verirken buraya da ne verecek? H3O artı yani şu bir hidrojen şuraya geçecek. Şu şekilde aslında iyonlaşması gerekiyor. Ama biz sorularda pratik olsun diye hele AYT'de çok fazla bunları iyonlaştıracağız. Dolayısıyla hemen ne diyeceğiz? HCl eşittir H artı sel eksi olarak söyleyeceğiz. Yine aynı şey mesela HNO3 sıvısı artı H2O eşittir demem gerekiyor. Yine buraya tabii ki nitrat iyonunu verecek suda ve kendisi ne iyonu verecek? H3O yani hidronyum iyonu verecek. Ama sorularda 2 saat su falan filan yazmayacağız. Ne yazacağız arkadaşlar? H artı NO3 eksi yazacağız. Yani normalde aslında ne veriyormuş? Hidronyum iyonu veriyormuş. Burada şuraları söyledik arkadaşlar zaten. Çözümlü örneklere geçelim. Suda çözünme denklemlerini hem açık hem kısa şekilde yazın diyor. Açık gösterim demiş olsaydı az önce beyaz sayfada yaptığım şu şekilde yazardık. Yine H2SO4'ten için bu şekilde yazardık. Ama dediğim gibi biz sorularda arkadaşlar hep bu şekilde alacağız. Çünkü bunu yazacak ne vakit var ne şey var. Pratik olmamız gerekiyor. Tamam mı? Kuvvetli asitler ve bazlar suda tamamen iyonlarını ayrışır. Az önce beyaz sayfada anlattığım yer. Suda tamamen iyonlaşmayanlara ise zaten zayıf asit diyoruz. O yüzden bu zayıf asitlerin şeyi de böyle çift yönlü gösterilecek. Bunları da yine AYT kısmında, asit baz dengesi kısmında arkadaşlar çok çok daha detaylı olarak zaten işleyeceğiz, öğreneceğiz inşallah. Şimdi zayıf asitlerden zaten yukarıda bahsetmiştik hatırlarsanız. HF unutmayın lütfen, cam asiti diyoruz buna. Karbonik asit, asetik asit, fosforik asit ve hidrojen siyanür. Arkadaşlar bunlar en meşhur zayıf asitlerdir. Sulu çözeltileri o yüzden elektrik akımını çok da iyi iletmez. Suda %100 iyonlaşma gibi bir yetenekleri yoktur. Bazlar da arkadaşlar suya hidroksit iyonu verirler. Dolayısıyla bu şekilde ne yaparlar? Bir çözünme gerçekleştirirler. Suda çözündüğünde diyor arkadaşlar bir diğer başlığımız asit baz oluşturan maddeler var bir de. Şimdi biz bunlara arkadaşlar oksit diyoruz aslında. Şimdi şu sayfayı ben size tamamen anlatacağım. Şu sayfayı arkadaşlar şurayı
Tamamen beyaz sayfa açıyorum şu an. Tamam mı? Beyaz sayfada anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bizim oksit dediğimiz şeylerimiz var. Bunlara ihtiyacımız olacak çünkü. Ay hep de bu kalemle başlıyorum. Bizim oksit dediğimiz bir kavramımız var arkadaşlar. Ve bu oksit dediğim şey bir elementin oksijenle birleşmesidir. Bu metal olur, ametal olur hiç fark etmez. Mesela oksit örneklerini yazayım. Na2O gibi, CaO gibi, FO gibi ya da ametallerden yazayım. CO2 gibi, N2O5 gibi gibi gibi. Yani element artı oksijen. Ve biz bu oksitleri arkadaşlar dörde ayırıyoruz. Oksit türlerinden birinci oksitimiz asit oksit. Şimdi asit oksit ne demek biliyor musunuz? Aslında şeyi yok, haşı yok. Yani mesela bir haşsel gibi bak içerisinde aslanlar gibi haş bulundurmuyor. Ama çok enteresan asit özelliği gösteriyor. Yani bir asitin göstereceği her şeyi gösteriyor. Hemen konuşalım. Asit oksit olabilmesi için burayı lütfen çok iyi dinleyin. Bir ametalin oksijenle birleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir ametalin oksijenle birleşmesi gerekiyor. Ama burada biraz sayıya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü oksijenin arkadaşlar fazla olması gerekiyor. Mecburi mi? Mecburi. Tamam. Dolayısıyla hemen örneklerini yazayım. Mesela kim gibi? SO2. Mesela CO2. Mesela N2O5. Görebildin mi? Ametal fazla oksijen. Ametal fazla oksijen. Ametal fazla oksijen. Şimdi bunlar baktığında SO2 yani Allah'ın SO2'si nereye asit özelliği gösteriyor diyebilirsin ama gösteriyor arkadaşlar. Suda çözüldüğünde hidroimiyonu verebiliyor. Dolayısıyla bu asitik oksitlere arkadaşlar susuz asit de diyebilirler. O yüzden asitik oksitler yani bir asit oksit suyla reaksiyona girdiğinde bildiğin asite dönüşür. Yine bir asit oksit arkadaşlar bildiğiniz asit olduğu için yine bazla reaksiyona girerek bildiğiniz tuz ve suyu ne yapabilir? Çıkartabilir. Şimdi bir de bizim bazik oksit dediğimiz bir kavramımız var. Bazik oksit dediğim şey de metallerle gerçekleşiyor. Yani metallerin hatta bunu periyodik tabloda da söylemiştik. Metallerin oksijenli bileşiklerine, oksitlerine biz bazik oksit diyoruz. Burada sayının hiçbir önemi yok. Sayı önemsiz diyorum arkadaşlar. Hemen örnek veriyorum. Mesela kim gibi? Na2O gibi. Bak metal artı oksijen. Kim gibi? Demir 2 oksit gibi. Mesela K2O gibi. CaO gibi. Gibi gibi. Tamam mı? Şimdi bunlarda da arkadaşlar evet OH'ı yok dikkat ederseniz ama suda çözündüğünde baz özellik gösteriyor. Dolayısıyla biz bunlara aslında ne diyoruz biliyor musunuz? Susuz baz diyoruz. O yüzden arkadaşlar bir bazik oksit mesela Na2O'yu suyla reaksiyona sok bildiğin baza dönüşür. OH verir yani suya. Sulu çözeltisi baz olur. Yine mesela bir bazik oksit mesela FO bildiğim baz özelliği gösterdiği için bir asitle reaksiyona girerek yine tuz ve su ne yapabilir arkadaşlar? Çıkartabilir. Yani aynı baz gibi davranıyor. Şimdi bizim bir de şeyimiz var. Nötr oksitimiz var. Adı üstünde nötr. Kimseyle reaksiyon vermiyor. Nötr oksitte de arkadaşlar biz ametal artı oksijen deriz. Peki asidik oksitten ne farkı vardır? Burada da sayının önemi vardır. Burada da ametal arkadaşlar ya fazla olur ya da eşit olur. Tamam mı? Kim gibi? NO gibi bak ametal eşit oksijen. Kim gibi? N2O ametal fazla ya da CO diyebilirim. Şimdi bunlar adı üstünde nötr oksit. O yüzden nötr oksitler ne asitle ne bazla
ne suyla hiçbir şeyle reaksiyon vermezler. Dolayısıyla nötrdür çünkü adam. Bunlar arkadaşlar sadece yanma reaksiyonu verir. Sadece yanma reaksiyonu verir. Son oksit türümüz arkadaşlar amfoter oksit. Tabii ki amfoter oksit nedir? Amfoter metallerin oksijenli oksitleridir yani daha doğrusu. Amfoter metaller kimdi? Al, sana, benden, zincirli, papuç. Bunların herhangi bir metaliyle mesela Al2O3. Bu nedir? Bir amfoter oksittir. Mesela kalay2 oksit. Bu nedir? Bir amfoter oksittir. Şimdi amfoter biliyorsunuz çift kişiliklidir. Yani hem asitle reaksiyona girer hem bazla reaksiyona girer. Şimdi dolayısıyla çok enteresan bir amfoter oksiti karşısına asit çıkarırsanız kendisini baz gibi hisseder. Dolayısıyla bildiğiniz tuz ve suç oluşturur. Şimdi aynı amfoter oksitin karşısına baz koyarsanız bu kez de kendini asit gibi hisseder. Dolayısıyla yine tuz ve su çıkartır. Ama maalesef bu amfoter oksitin karşısına su koyarsanız kişiliğini arkadaşlar ne dedik? Amfoter oksitin karşısına su çıkardığınızda su nötr olduğu için amfoter oksit suya karşı bir kimlik belirleyemez ve suyla ne yapamaz arkadaşlar? Reaksiyona giremez. Tamam mı? Şimdi oksit türlerini de bitirmiş olduk ve bu gerçekten çok önemli. AYT kısmında da çünkü arkadaşlar sizin için çok önemli olacak ve ileriki konularda da çok önemli olacak. Tamam mı? Evet.